Evet, değerli katılımcılar, inşallah herkes yine afiyettedir. Bütün hastalarımıza buradan acil şifalar diliyoruz. Ölmüşlerimize rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz yine. Bugün yine İstanbul Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak hemen istek gönderiyorum hocama. Evet, şimdi oldu zannediyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Görüntü diğer tarafında daha net bir başka bir telefon aldım ama onda bir problem yaşandı. Çok özür diliyorum. Estağfurullah hocam, olabilecek şeyler bunlar. Yalnız bir ses hışırtısı var. Kulaklık kullanabilir miyiz hocam? Evet, İstanbul Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak Aile ve Sosyal Hayat Seminerleri adı altında yeni bir konuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün hayatımızın en önemli, en özel, en kritik, belki de en verimli çağını konuşacağız inşallah. Gençlik dönemini konuşacağız. Gençlerin ailedeki konumunu İnşallah sizlerle konuşacağız. Misafirimiz, ben zamandan kazanmak adına kendisini tanıtmış olayım. Yine İstanbul Müftülüğü bünyesinde görev yapan psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı Sayın Türkan Ekmekçi hanımefendi. Türkan hocam, hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun bu nazik davetiniz için. Evet, biz de teşekkür ederiz. Davetimizi kabul ettiniz. Programımızın Pekala. hayırlara vesile olması duası, niyetiyle, niyazıyla inşallah. Bismillah diyerek başlayalım isterseniz hocam. Ben öncesinde yayın donmasın, sağlıklı bir yayın akışı olsun diye yorumları kapatmak istiyorum müsaadenizle. Evet, peki. Hocam, bugün önemli bir konuyu konuşacağız dedik. Aslında her birimizin ilerleyen yaşlarda da ben gençken diye söze başladığı, özlemle andığımız bir dönemden bahsediyoruz. Hani kaybetmek istemiyoruz ama bir yandan da o dönemi böyle ömrün hızlı adımlarıyla, koşar adımlarıyla adeta yaşadığımız bir dönem diyebiliriz. Pek çok kazanımların kazandığı bir dönem aynı zamanda. İşte eğitim dönemi diyebiliriz. Hayata dair efendim iyi kötü alışkanlıkların kazandığı, zararlı yararlı fikirlerin oluştuğu, efendim kişiliğin kimliğin geliştiği, yine belki de aile kurmanın gerçekleştiği, değil mi? Geleceğinin yönlendirildiği, yönlendiği, meslek seçiminin gerçekleştiği, bir takım ahlaki meziyetlerinin, hatta dini tutum, anlayışının, duygularının tam olarak netleştiği bir dönemden bahsediyoruz. Bununla beraber aile içerisinde de bakıyoruz. İşte büyük işler yapmak istediğinde sen daha çocuksun diye müdahale edilen, ama öte taraftan kendilerinden beklenti noktasında büyük yüklemeler yapılan, kocaman adam olduğun şeklinde belki ifadelerle böyle bir kişiden, bireyden bahsediyoruz. Tabii aslında hani gelişim dönemleri itibariyle de bir ara dönem olmakla birlikte kendilerine gösterilen muamele itibariyle de bir ara bir dönem yaşıyorlar gençler diyebiliriz. Hani sosyolojik ve psikolojik anlamda pek çok belki tanımı yapılabiliyor ama biz isterseniz önce bir genci tanıyalım. Genç kimdir? Genç dediğimizde ne anlıyoruz? Buradan başlayalım. Buyurun hocam. Hocam çok güzel bir girizgah yaptınız aslında. Bana çok tanım ile ilgili söyleyecek çok fazla şey kalmadı ama Estağfurullah. çok fazla tanım var elbette ki bu dönemin ama benim en çok sevdiğim, üzerine böyle tam olarak oturduğunu düşündüğüm tanım şu. Çocukluk zırhının çıkarıldığı, gençlik zırhının giyilemediği, arada kalmış, korumasız, savunmasız bir dönem olarak ifade edebilirim aslında.
Biz öncelerden 11 ile 13 yaşlarında kızlı çocuklar için ifade ederdik giriş dönemleri olarak. 12 ile 15 yaş aralığı da erkekler için başlangıç dönemi derdik ve 18 yaş civarlarında da bittiğini bilirdik yani. Öyle okurduk ve öyle kabul ederdik. Fakat son yapılan araştırmalar bu yaşın bir takım sebeplerle, birçok sebeplerle 9-10 yaşlara indiği, tamamlanmasını ise 29-30 yaşları bulduğu ifade ediliyor. Epey bir geniş aralıkta aslında artık değerlendirilen bir dönem. Genç bu dönemde artık hani çocukluktan çıkmak da ister fakat bir yandan da gençlik sorumluluklarını almak istemez. Oldukça zorlantılı, böyle karmaşık bir döneme ayak atmıştır aslında. Yani bu şekilde tanımlayabilirim kısaca. Evet. Yani bir ara dönem ne yetişkin diyoruz ne Evet. çocuk diyoruz anladığım kadarıyla. Geçiş dönemi aslında çocuk, o ifadeniz de çok güzeldi. Çocukluk zırhından çıkıp gençlik zırhına girdiği bir dönemden bahsediyoruz. Ve bu dönemde o kadar da çok değişim, buyurun. Gençlik sınıfına giremediği, arada kaldı. Yani, Giremediği, evet evet. giremediği, düzeltelim orayı, arada kaldı. Evet. Gençliğin sorumluluğunu da sahiplenmek istemez. Yani yetişkin sorumlulukları ağır gelir. O arada kalır ama o aradaki kalan süreçte oldukça zorlantılı geçer. Hem ebeveynler açısından hem genç açısından. Evet, ara dönem dediğimiz tanıma tam da oturuyor zaten. Pek çok değişim ve dönüşüm yaşanıyor Türkan Hocam tabii bu dönemde. Hani fiziksel değişimler üzerinden hep konuşuluyor ve biliniyor ama psikososyal değişimler oluyor, hormonal değişimler oluyor. Efendim kişisel zihniyet, zihinsel değişimler oluyor. Duygusal değişimler de tabii yaşanıyor. Dolayısıyla biz hani daha yakından tanımak adına gelişimsel özellikleri noktasında gence nasıl daha açıklayabiliriz? Nasıl bu konuda daha neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle gelişimsel özelliklerinden önce aslında ebeveynlerin çocuğumuz kaç yaşında olursa olsun, genç olsun, 2, 3, 5, 7 kaç yaşında olursa olsun öncelikle o yaş dönemine ait bütün gelişimsel özelliklerini bilmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu gençlik için de geçerli. Zira o dönemde hangi davranışların normal, hangilerinin normal olmayan davranış olduğunu tespit etmek ve gerektiğinde de bir uzmandan yardım istemek için bu detayları ebeveyn olarak bilmek hepimizin sorumluluğunda aslında. Şimdi ben de bir genç annesiyim. 14 yaşında bir oğlum var. Gerçekten zorlu bir süreç. Bunu kabul ediyorum. Yani halk arasında uzmanların konuştuklarını çok iyi uyguladığı, zorlanmadığı belki düşünülür ama bu gerçekten böyle değil. Genç annelerinin neler yaşadığını çok iyi anlayabiliyorum. Fakat şu bilgiyi bilmek beni bazen rahatlatıyor, nefes aldırıyor. Onu paylaşmak istiyorum. Belki teknik bir bilgi ama bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok kısa zamanda yetişkin görüntüsüne kavuşuyorlar ve bir takım beklentiler oluşuyor yetişkinler tarafından. Genç hakkında beklentiler var. Daha olgun davranılmasını bekliyorlar. Daha risk almadan daha sağlıklı davranılması bekleniyor. Fakat bu dönem için çok sağlıklı olamayabiliyor. Yani genç açısından baktığımızda. Şimdi beynimiz arkadan öne doğru gelişimini tamamlar ve en geç ön beyni tamamlar. Gelişimini en son olarak alnımızın hizasında bulunan kısmı tamamlar. Ve bu tamamlanmada işte gençlik sürecinin sonlarına, o 20'li yaşların sonlarına denk gelen kısmıdır. Peki bu bölge ne işe yarar? Bireyin karar verme, öz disiplin sağlama, planlama, insanları anlama yani empati kurma, zararlı davranışları engelleme gibi bir takım sosyal becerilerin yürütüldüğü, sağlandığı bölgede ve bu süre bu gelişim devam ettiği için gelişim tamamlanamadığı için bu detaylarda bir takım sıkıntılar yaşarız. Aynı zamanda yine beynimizin limbik sistem dediğimiz kısım yani duyguların yönetildiği kısım gençlerde bizlere göre farklı cereyan eder. Duygularını bize göre çok uçlarda yaşarlar. Bir anda çok mutlu, bir anda çok mutsuz, depresif hissedebilirler. Sevgi duygusu bir anda nefrete dönüşebilir. Yine bu duygu süreçleriyle alakalı çok fütursuzca risk alabilirler. Siz de bilirsiniz ki hayatımızın en belki hatalarının yoğun olduğu dönemdir bu dönem.
Çünkü anlık bir çatışma anında ya da bir işte çıkmaza girdiği bir anda kendine zarar verebilecek, işte evden çıkıp gidebilecek bir takım sıkıntılı, riskli davranışları çok düşünmeden alırlar. Sonrasında konuştuğumuzda genelde şunu söylerler: ben o anda hiçbir şey düşünmedim. Yani o anda kaçtım. Sadece o duygudan kurtulmak istedim. Çok anlık bir duygudur. Fakat sonrasında çok yoğun bir şekilde suçluluk ve pişmanlık duygusu yaşarlar. Ailelerine bir takım sıkıntılar yaşattıkları için. Fakat dediğim gibi bu çok ellerinde değildir. Yönetemezler duygularını ve bu detayı bilmek ebeveynler açısından ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bazen çünkü bu hesap edilmeden çok fazla tartışmalar uzatılıp üzerine gidildiğinde bu son kaçınılmaz hale gelebiliyor. Bunun dışında kollar, bacaklar çok dengesiz uzar, bir anda büyür. Bu onların sakarlıklarına vesile olabilir. Bu sakarlık vesilesiyle çok tartışmalar, çok gerilimler oluşabilir. Bu da tamamen gelişim dönemlerinin aslında getirdiği bir detay. Ailelerinin şu ana kadar, o döneme kadar birçok şey bildiğini düşünürler. Ailem, hani annem babam çok şey biliyor derken bir anda aslında onlar çok da şey bilmiyorlarmış. Ben daha çok şey bilebilirim demeye başlarlar. Bu artık onların bağımsızlaşma, birey olma, kendine ait bir kimlik oluşturma sürecidir aslında. Çok da sağlıklıdır. Fakat işte bu detay da aslında ebeveynler tarafından biraz küstahlık olarak, çok bilmişlik olarak algılanabiliyor maalesef. Mesela bir velim kızıyla ilgili görüşürken, hocam sesim geliyor mu bu arada? Gayet net geliyor hocam. Buyurun lütfen. Görüntü donduğu için acaba diyorum ses sıkıntı olabilir mi? Tamam. Kızıyla ilgili görüşürken dedi ki her şeye çok itiraz ediyor. Yani sürekli bir cevap verme, bir itiraz etme hali. Ben de ona böyle bu dönemin gelişimsel özellikleri olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Ama dedi ki oğlum 14 yaşında, ondan bir yaş büyük, hiç böyle şeyler yapmıyor. Ne dediysek yerine getiriyor, gayet uyumlu, hiçbir şeye itiraz etmez. İşte bu sağlıklı olan durum değil. Yani bana çok, hani tabii ki kişisel farklılıklar vardır ama bu kadar hani kimlik arayışında olan bir bireyin bu kadar sessiz, sakin, denilen her şeyi yapan bir birey olması çok sağlıklı gelmedi. Ve dedim ki fizyolojik bir problemi var mı bildiğiniz? Düşündü ve dedi ki kafasının yarısında saç yok. Yani bu bizim hani psikosomatik dediğimiz bir rahatsızlık aslında. Psikolojik kökenli fizyolojik bir rahatsızlık. Yani mutlaka eğer birey duygularını ifade etmekte zorlanıyorsa, bastırılıyorsa mutlaka bu fiziksel anlamda, yani davranışsal anlamda bir karşılık bulmuyorsa da fiziksel anlamda mutlaka bir geri dönüşü olacaktır. Bunu dipnot olarak belirtmek istedim. Bunun dışında arkadaşlarına daha çok yönelirler. Artık ailede hele ki anlaşılmadığını düşünüyorsa, çok fazla paylaşımda bulunamıyorsa birey artık arkadaşlarına yönelir. Normalde arkadaşlarına yönelmesi zaten çok normal bir davranıştır. Bu yine ebeveynler tarafından bazen sıkıntı oluşturabiliyor. Çok fazla arkadaşlarıyla konuşuyor. Sürekli onlarla birlikte olmak istiyor ama orada anlaşıldığını düşünüyor aslında. Tabii bunun süresi, detayı önemli. Çok abartılması evden kaçtığı anlamına gelebilir. Bu da bir belki ipucu olabilir ama bu normal bir davranış aslında. Sosyalleşmesi, gelişimini tamamlaması, aynı zamanda da psikolojik dayanıklılığını arttırması için bir yoldur aslında. Bunun dışında yine hormonal değişikliklerin getirdiği bir kaygı durumu söz konusu olabilir. Hem gelecek kaygısıyla beraber, ben kimim, siz de söylediniz ya, ben kimim, ne yapıyorum, gelecekle alakalı planlarım neler, kiminle evleneceğim, kariyer yapabilecek miyim? Bunlar kafasında uçuşan sorulardır ve bu bireyde kaygıya sebep olur. Bu kaygının da iyi yönetilmezse ileride bir takım sıkıntılara sebep olacaktır. O sebeple ebeveynlerin çok fazla bu konularda yardımcı olması gerekir diye ifade edebilirim. Çok fazla şey anlatılabilir ama ben böyle hani cımbızlayarak en dikkatli gereken noktalara dokunmak istedim.
Evet, dönemin özelliklerini en gerçekten vurgulu yönleriyle ifade ettiniz hocam. Allah razı olsun. Esasen hani bizler genel olarak işte gençler bizim geleceğimiz şeklinde ifadeleri çok kullanıyoruz. Farsçada da bir ifade var. Yani daha doğrusu Farsçada karşılığı anlamı gencin hazine olarak geçiyor. Genel olarak bu söylenen bir şey. Define, hazine anlamında. Bizim kültürümüzde de kullanılıyor. Genci nihan, gizli hazine. Çünkü anne babalar için o kadar kıymetli ki mücevher gibi, yani o kadar kıymetli, esirgenen, gözünden gözüne sakınılan bir varlık neticede. Tabii anne babalar çocuklarına doğru yaklaşım noktasında kendilerini yetiştirmek, doğru tutum içerisine girmek için bir çaba içerisine giriyorlar ama bunlar bizim tabii kendi doğrularımız adına konuştuğumuz şeyler. Ama biz burada bir şeyi gözden kaçırıyor muyuz acaba? Biraz önce söylediniz ya, hani psikosomatik hastalıklara sebep olabiliyor gencin kendini ifade edememesi. Peki aslında genç ne istiyor? Biraz da onu anlamaya çalışalım. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında genç çok fazla şey istiyor. Her birimiz gibi, her birey gibi. Fakat onlarda bu biraz daha şiddetli, daha çok ihtiyaç halinde. Çünkü o dönemde artık dünya kendi çevresinde döndüğünü zannediyor ve ihtiyaçları biraz daha artıyor. Öncelikle çok şey ister ama birkaç tanesinden önemli bulduğum detaydan bahsetmek istiyorum. Sevilmek ister. Tabii burada sevmekten kastım tam olarak ne, bunu iyi anlamak lazım. Çünkü ben ebeveynlerle görüşmelerimde hiç duymadım, ben çocuğumu sevmiyorum, sevemiyorum diyen bir ebeveynle karşılaşmadım. Fakat ergenlerle görüştüğümde, gençlerle görüştüğümde ben annemin beni sevdiğini düşünmüyorum, babamın benden nefret ettiğini düşünüyorum diyen birçok gençle karşılaştım. Peki bunun sebebi ne olabilir? Sevgi gerçekten koşulsuz karşılanıyor mu? Yani herhangi bir amaca bağlanmadan, başarı beklenmeden, yanlış ya da işte hatalı davranışlarında ötelenmeden her haliyle birey ebeveynini yanında hissedebiliyor mu? Bu çok önemli. Ben şimdi hafızlarla çalışıyorum. Hep örneklerim oradan olacak ama böyle hafızlık sürecini bir şekilde, bir sebeple bırakmak isteyen öğrencilerle görüştüğümde mutlaka ailelerinin bu konuda ne düşündüğünü sorarım. Birçoğu demeyeyim ama epey birçoğu, yani sayıda öğrenci henüz paylaşmadığını ifade eder. Peki neden paylaşmadın dediğimde, ya beni daha sevmezse, beni eve gittiğimde şu an çok iyi karşılıyor, çok değer veriyor, çok özel davranıyor ama ya ben bıraktığımda aynı değeri görmezsem, değersiz hissetme korkusu. İşte bunu yaşıyorsa tam olarak koşulsuz sevgi dediğim şey bunun zıttı. Bunu hissettirebiliyorsak bir bireyde, küçük büyük hiç fark etmez, yaşı kaç olursa olsun, eğer bir koşula bağlanıyorsa sevgi, orada gerçek manada sevgiyi hissettiremeyiz. Ve ebeveynlerle bunu konuştuğumda genelde hep şöyle söylerler. Yani biz eminiz bizim sevdiğimizi bildiğinden. O kadar onlar bu konuda eminler ki sevildiklerinden. Yani onları sevdiğini hissettirdiklerinden çok eminler. Fakat işler gerçekten öyle olmuyor. Öyle hissetmiyorlar hiçbir şekilde. Sevilmek ister, en önemlisi bu. Ve sevgi ve ilgi ihtiyacını karşılamayan bir birey, ilerleyen yıllarda hayatı o değersizlik duygusu üzerine kurulur. Şimdi pandemi döneminde çok gündeme gelen bu psikolojik dayanıklılık konusunu özetlemek gerekirse aslında psikolojik dayanıklılık şey dediğimiz, her birimiz mutlaka imtihan oluyoruz. Savruluyoruz, düşüyoruz, tökezliyoruz, mutlaka sıkıntılar yaşıyoruz. Fakat o sevgi ve ilgi ihtiyacını tam olarak karşılamış ya da sağlıklı bir şekilde karşıladığını düşündüğümüz birey, diğer insanlara göre daha çabuk ayağa kalkabilir. Çünkü kendisine bir değersizlik atfetmez, güçsüzlük atfetmez ya da başarısını başka yerlere bağlamadan gücüne inanır, kendi gücüne inanır ve daha çabuk ayağa kalkar. Bunun dışında şu da çok önemli. Birey en çok ailesini sever. Doğduğu andan itibaren ailesini sever. Fakat yine en çok da sevgisizlik ve ilgisizlik sebebiyle de en büyük hasarları da maalesef o süreçten alır. Bunun dışında ne diyebiliriz? Sevilmek ister, onaylanmak ister, yeteneklerinin fark edilmesini ister. Biz şu detayı çok gözden kaçırıyoruz. Yani çocuklarımızın her birinin farklı farklı birçok özelliği var.
Fakat bazı noktalarda yetenekleri çok daha belirgindir. Fakat biz millet olarak çocuklarımızın böyle başarısız oldukları noktaları cımbızlamayı daha çok severiz. Daha başarılıyızdır bu noktada. Matematikte eksik varsa hemen matematik hocası. İngilizce'de eksiklik varsa İngilizce hocası tutarız ki tamamlansın. Yani çocuğa şunu deriz, sen eksiksin, tamamlanmaya ihtiyaç duyuyorsun. Bu mesajı veririz. Halbuki biz şunu biliyoruz, eksikliği olduğu noktayı parlatırsak, oraya projektör tutarsak, çocuk belki de birçok alanda başarı sağlayabilecekken, orada özgüvenini kaybettiğinde, oradaki başarısızlığı diğer bütün alanlara yayılabilir. Ya da tam tersi, başarılı olduğu bir alana, özellikle fark ettiğimizi hissettirdiğimizde, parlattığımızda, orada özgüvenini kazanan çocuk, diğer bir sürü alanda özgüvene sahip olarak başarısını arttırabilecektir. Bu çok önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Başka ne ister genç? Anlaşılmak ister. Değerli hissetmek ister. Şimdi danışmalarda biz tabii uzun uzun zaman ayırabiliriz öğrencilerimize. Uzun uzun dinledikten sonra bazen şu sözle karşılaşıyorum. Diyebiliyor ki öğrenci, hocam ilk kez kendimi değerli hissettim. İlk kez anlaşıldığımı hissettim. Çünkü o anlaşıldığını hissetme duygusu, yani yargılamadan, eleştirmeden, sadece dinleyerek, hani olumsuz bir şekilde eleştirmeden dinlenildiğinde ancak anlaşıldığını hissedebiliyor. Ve 13-14 yaşına gelmiş bir bireyin o yaşa kadar bunu hiç hissetmemiş olması gerçekten çok üzücü bir durum. Özetle sevilmek ister, anlaşılmak ister, değerli olmak ister ve görünmek ister. Her birey gibi. Küçük çocuk nasıl yürümeye başladığında zıplar, hoplar, annem bana baksın, benim zıplayabildiğimi görsün diye görünmeye çalışır. Daha büyüdüğünde resim yapar, işte göstermek ister. Aslında orada yapmak istediği şey harikasın, çok süpersin denmesi değil. Sadece o gelişimi fark ettiğinizi göstermek. Hani onun orada olduğunu, gördüğünüzü hissettirmek. Aslında tam olarak anlayışları bu. Yani böyle abartılı tepkiler, çok gereksiz motivasyonlara ihtiyaçları yok. Her şeyin farkındalar. Sadece varlıklarının farkında olunması, o değeri hissetmek, bunu isterler. Evet, çok önemli bir konuydu bu. Gençlerin dilinde duygularına tercüman oldunuz hocam. Allah razı olsun. Aslında genç tam olarak herhalde bir yetişkin gibi davranılmak istiyor. Tabiri caizse adam yerine konulmak istiyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu noktada hani isteklerine cevap alabilmesi, anlaşılmak, değer görmek, sevgi görmek, efendim görülmek dediniz. Bunlar çok güzel maddelerdi. Bu noktada tabii iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle gençlik dönemi herkes için tabii temelleri atıldığı için ileriye dönelik de kolay geçirilmeyen bir dönem olduğunu da anlıyoruz bu anlattıklarınızda. Ali Fuat Başgil Gençlerle Baş Başa isimli kitabında insanın hayatının şekil almaya en müsait dönemi diyor gençlik için. Dolayısıyla bu dönemin hani fırsata dönüştürülmesi, çünkü etkili doğru bir iletişimle etkin bir nasıl ilişki kurulması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bu dönemin gerçekten fırsata dönüştürülmesi, onun dışında anne baba ve genç arasındaki iletişiminin sağlıklı doğru kurulması adına gençlerle iletişim nasıl olmalı, nelere dikkat etmeli anne babalar, neler söylersiniz? Evet, aslında bunu ifade etmeden önce, gençle iletişimden önce ebeveynin kendisiyle iletişimine dikkat çekmek lazım. Ne Çünkü güzel olur hocam. orada bizler yetiştirilme sürecimizde ebeveynlerimizin yaklaşımları kabullenici, değersiz hissettirmeyen, sağlıklı bir iletişim halindeyse bunda zaten bir problem yok. Fakat geleneksel bir usulle yetiştirilmişsek, baskının, cezanın hakim olduğu, değersiz hissettirildiğimiz bir süreçle yetiştirilmişsek, o duyduğumuz cümleler, algılarımız tamamı bizim iç sesimiz haline gelir. Yani biz kendimize deriz ki, ailem, benim en sevdiğim insanlar bana bunları
uygun görmüşse, bana bu değerleri yakıştırmışsa ben bunlara sahibimdir. Yani bunu kabullenmeye hazırdır. Ve bu çok küçük yaştan itibaren olduğunda zaten biz bunu savunmasız bir şekilde kabullenerek büyüyoruz. Yani o artık bize tembelsin diyorsa biz tembelliğimize inanarak büyüyoruz. Beceriksizsin diyorsa, artık hani değersizsin diyorsa, her ne diyorsa bu değerlere inanarak büyüdüğümüzde kendimizle de çok barışık olmayız. Aslında hani gençle çatışırken aslında orada çatıştığımız genç değildir. Kendi içimizdeki süreçlerle çatışırız. O değerleri kabullenip kabullenmem arasında gider geliriz. Bu bizi yorar. Yani kendi iç huzursuzluğumuzu mutlaka yansıtırız. Önce ve hayat devam ediyorken değişim her zaman mümkündür. Hiçbir zaman geç değil. Önemli olan bunu fark etmek. Kendi iç sesimi, o beynimdeki yargıcı durdurmak. O iç sesim bana ne diyorsa onun yerine, hani duygu regülasyonu şu dönemde yine çok popüler, o duygularımı regüle etmek, eski duygularım yerine daha gerçekçi, daha beni iyi hissettiren farklı duyguları ilave etmek. Ancak bu şekilde ben kendimi daha iyi hissedebilirim. Çevremdeki insanlara daha yardımcı olabilirim, sağlıklı iletişim kurabilirim. Bu ilk yolu çok önemli. Ve eşimle ilişkim, yani aile içerisindeki o duyumlanma süreci, eşler kendi aralarında sağlıklı bir iletişim kuramıyorlarken çocuklarıyla bunu sağlamaları çok da mümkün değil. Çünkü onların en model aldıkları insanlar bizlerizdir, bizim modellerler. Dolayısıyla kendi aramızdaki uyum, sağlıklı iletişim aslında gençlerle iletişimimizin de bir parçası. Üçüncü aşamada gençle iletişim aslında bir kısmını genç ne ister kısmında ifade etmeye çalıştım. Eleştirilmeden, yargılanmadan, keyif alarak ebeveyniyle vakit geçirmek ister. Şimdi ebeveynlerimizin yine sıkıntılarından bir tanesi, artık büyüdü, bizi beğenmiyor, odasına kapanıyor, çıkmıyor, yanımıza gelmiyor, yüzümüze bakmıyor. Yani hani bir kısmı zaten gelişimin getirdiği bir farklılık, fakat hiçbir şekilde iletişim kurulamıyorsa, yemek yerken suratı asık oturuyorsa, cevapları keyifsizce ve böyle yarım ağız veriyorsa, orada zaten bir problem olduğu açıktır. Yani o noktada kendi yaklaşımımızı bir gözden geçirmemiz lazım. Açık mı arıyoruz sürekli, yani sözel anlamda hırpalıyor muyuz, değersiz mi hissettiriyoruz? Çünkü biz yetişkin olarak kendimizi kötü hissettiren bir insanla birlikte olmak ister miyiz? Yani kaçarız, o insanla aynı ortamda bulunmak bizi huzursuz hissettirir. Aynı şekilde genç de ebeveyn bunu hissettiriyorsa çok görünmek istemez. Yani ne kadar uzak kalırsam o kadar iyi hesabıyla daha az görüşüp daha az gerginlik yaşamak ister. Bunun dışında vakit geçirmek, birlikte vakit geçirmek yine uyumlanma süreci içerisinde. Bu çok keyifli hale getirilebilir aslında. Elbette ki arkadaş olarak değil, bizler hani ebeveyn olarak yaklaşmalıyız. Fakat gençle kafeye gidip çay içebiliriz, sinemaya gidebiliriz, birlikte yemek yapabiliriz, bir yürüyüşe çıkabiliriz. Bunu keyifli hale getirmeye çalışmak aslında genci bize daha yaklaştırır. Zira bu dönemde dışarı bir özenti başlar, diğer insanları gözlemleme başlar ve ne kadar bizden uzak özelliklere sahip insanlar varsa onlara yaklaşmaya çalışır. Yani bu noktada bizim onların gözünde sağlıklı bir model olmamız çok önemli. Ve bunu ancak nasıl başarabiliriz? Onunla sağlıklı bir yakınlık kurarak, kötü hissettirerek hiçbir zaman hiçbir bireye sağlıklı bir davranış kazandıramayız kesinlikle. Bu sebeple ne kadar sıcak bir bağ kurarsak o kadar kendimize daha yakın, kendi kişiliğimize, manevi değerlerimize daha yakın bir birey yetiştirmeye çalışabiliriz o şekilde. Fikrini sormak, bu maalesef yine en büyük sıkıntılardan bir tanesi haline geldi şu dönemde. Kurallar koyuluyor. Elbette ki kurallar evde yetişkin tarafından kurulur. Hani sınırsız bir demokrasiden bahsetmiyoruz. Fakat kuralları alırken, koyarken mutlaka onların da fikirlerine ihtiyaç duymak lazım. Çünkü hem onları işin içine kattığınızda uygulanabilirliği daha rahat olur, hem de zaten bir kimlik ve benlik gelişimi yaşayan birey kendini daha iyi hisseder, daha değerli hisseder fikrinin alınması. Ya da işte hani sıkıntıları karşılıklı paylaşmak, halleşmek, bunlar onun kendini daha da iyi hissetmesini sağlayan detaylar olarak söyleyebilirim. Kıyaslama, çok iyi niyetle
yapılan fakat çok hani zehir diyebileceğim bir tutum ya da davranış. Yine bir öğrencimden örnek vermek istiyorum. Yıllar önce yine bir öğrencim çok başarılı bir şekilde hafızına devam ederken bir anda ters düz oldu başarısı. Birkaç kez görüşmeye aldıktan sonra tabii yaşlar küçük olduğunda direkt benim sorunum şu diyemeyebiliyorlar. Hani epey bir görüşmeniz gerekebiliyor. Ve bir süre sonra dedi ki annem bana dedi ki aynı kursa başlayan kuzenin senden sonra başladı ama senden önce bitirip çıkar, sen orada kala kalırsın öylece. Bunu tabii sebep olarak motivasyonunun düşüş sebebi olarak ifade etmedi. Bunu böyle hani arada bir yere söyledi ama sebep kesinlikle burada yatıyor. Dedi ki annem bana inanmıyorsa ben neden kendime inanayım ki? O biliyordur dedi. Yani çok açık şekilde bunu ifade ediyor. Fakat orada ebeveynin niyeti çok aslında iyi niyetle onu motive etmeye çalışıyor, bir gaza getirmeye çalışıyor belki ama kıyasladığınızda karşı tarafta maalesef bir değersizlik duygusu, kendine inanmama duygusu baş gösterebiliyor. Bunların dışında ne söyleyebilirim? Birlikte zaman geçirmek, ha bir de emir kipiyle konuşmak. Etkinliklerde ben özellikle sorarım aile ilişkilerinde en böyle rahatsız oldukları konuyu. Mesela ben kendi ergenlik dönemimi de hatırlıyorum. Anlayabiliyorum hakikaten öyle. Emir kipiyle konuşmak. Diyor ki mesela hocam ben aslında kendiliğinden yapacağım. İşte ev mi süpürülecek süpüreceğim ya da bulaşık mı toparlanacak toparlayacağım. Ama öyle bir söylüyor ki diyor yani ben o zaman yapmıyorum deyip çıkıyorum işin içinden. Tabii bu sorumluluk bilincinin yerleşmesiyle de bağlantılı bir konu ama hani bir takım konularda sorumluluğunu yerine getirdiğimizde bizim ona geri dönüt vermemiz, bizi ne kadar işte rahat ettirdiğine, ne kadar güzel bir yardımcılık sergilediğini ifade etmemiz aslında o davranışın tekrarlanma sıklığını arttıracak bir şeydir. Ama biz emrivaki cümlelerle, baskın cümlelerle onun aslında yaptığındaki o motive ya da kendini iyi hissetme duygusundan da mahrum bırakmış oluyoruz. Bu noktada ifadelerimiz daha yumuşak, daha emrivaki olmayacak bir şekilde olursa çok keyifli olabilir. Siz de ifade ettiniz. Biz hep böyle geçmiş yıllardan biz annemiz demeden işte evi toplardık. Kendiliğimizden ders çalışırdık. Bize kimse ders çalış demedi. Bu kıyaslamalar inanın çok itici geliyor onlara. Çünkü artık biz 2020'nin motivasyonuyla hareket etmek durumundayız. Yani hiçbir şart bizim zamanımızdakiyle eşit değil. Bu sebeple biraz daha onların gözünden bakarak yaklaşmak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Görünmek istiyor dediniz ya hocam biraz önceki maddede. Hakikaten yapmış olduğu olumlu davranışların bir şekilde görülmesini istiyor. Dolayısıyla bir takdir edilmek istiyor. Takdir üretir, tenkit tüketir, bu manada çok güzel oturuyor. Bu herkes için geçerli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da özellikle gençlerin hani ona bağlılığının temelinde sağlıklı bir iletişim kurduğunu da görüyoruz. Gerçekten bütün bu söyledikleriniz üzerinden hani mesela zina yapma izni için gelen o taleple gelen gence yaklaşımında hani onu dinliyor. Kesmeden dinliyor, eleştirmeden, kıyaslamadan dediğiniz maddeler tamamıyla yani oradan çıkarılmış maddeler gibi sanki o kadar güzel oturdu ki birbirine. Dolayısıyla onun samimiyetle işte güvene dayalı olarak oluşturduğu bu iletişim gençlerle bağını daha da güçlendiriyor. Ve baktığımızda zaten İslamiyet'in özellikle ön ergenlik ve gençlik döneminde dediğimiz hani o gençlerin omuzlarında Allah Resulü'nün önderliğinde onların omuzlarında yükseldiğini, yayıldığını görüyoruz. Çünkü genelde Müslüman olanların ilk Müslümanların çoğunluğu bu dönemdeki sahabilermiş. Evet, bu da Efendimizin onlarla ne kadar doğru bir iletişim kurduğunun göstergesi olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Aslında problemlerini dinlemediğimiz gençler bizim sunduğumuz çözümleri de dinlemiyor. Netice itibariyle. O yüzden iletişim dilimiz burada önem kazanıyor tekrar tekrar. Peki hocam biraz tabii genç çok önemli bir konu. Ama onunla birlikte çok önemli bir iki konuyu birleştirerek onu bir gündemimize alalım istiyorum. Genç ve mahremiyet desem. Hani
Çocuk, gencin özellikle aile içi yaşantısında olsun, yetişkinlerle ya da kendi yaşıtlarıyla iletişiminde olsun, efendim kıyafetlerinde olsun ya da sosyal medyadaki paylaşımları olsun, hangi mecrada olursa olsun mahremiyet gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü gerek o gencin ruhsal sağlığı açısından, gerekse manevi hayatının şekillenmesi ve sağlıklı o hale gelmesi açısından önem arz ediyor. Çocuk ve gençlerin hani fıtratına baktığımızda böyle temiz bir fıtrat, hani bir masumluk var zaten, fıtrat hadisinde de bunu biliyoruz. Dolayısıyla sonrasında aldığı din eğitimleri yahut da değerler, ahlak eğitimleri bunu daha da pekiştiriyor. Ama gençler öyle ortamlara düşüyorlar, öyle şeylerle karşılaşabiliyorlar ki mahremiyet algısı bir yerde alt üst olabiliyor. Öğrendiklerini nereye koyacaklarını, nasıl bir tavır içerisinde girecekleri noktasında bir çelişkiye düşebiliyorlar, bir şaşkınlık yaşayabiliyorlar. Bu noktada hani onların mahremiyetlerinin korunması, devamlılığı, efendim neler tavsiye edersiniz gencin mahremiyetinin korunması adına? Şimdi görünme isteğinden bahsettik gencin. Çok özellikle o dönemler sosyal medya bunu çok iyi karşılayabilecek durumda. Yani bu biraz sonra bahsedeceğim kısım. Fakat öncelikle biz böyle çocuklarımızı yetiştirme sürecinde çok küçük yaştan itibaren hani akılları ermeye başlamadan önce bile mahremiyet algısına dikkat ederek alt değiştirmesinden tutun işte banyo yaptırırken üzerinde işte iç çamaşırlarıyla yaklaşmak işte toplu bir ortamda tanımadığı biriyle temas ettirmemek vesaire, belki de odamıza girerken izin alarak tıklayarak girmek gibi bir takım altyapılarla zaten o sürece gelmesi gerekir gencin. O süreçten sonra da zaten genç aynı şeyleri, aynı yaklaşımları kendisi için bekliyor. Ve özel kendine ait bir dünya kurması demek aslında mahremiyet. Kendine özel. Ve bu dönem bu duygu çok üst derecede yoğunlukta. Özellikle gizlilik duygusu, düşünce mahremiyeti, sözlerinin mahremiyeti bu noktada çok hassas. Mesela ben danışmada arkadaşına karşı güvensizlik yaşayıp bunun sebebini çok sıradan bir bilgiyi diğer arkadaşlarıyla paylaştığı için olarak söyleyen bir sürü öğrenci biliyorum. Yani sizin için çok sıradan bir bilgi belki ama onun için çok kıymetli, çok özel. Çok sır niteliğinde bir bilgi. Bazen işte biz çocuklarımızdan, gençlerimizden bir takım noktalarda mahremiyet hassasiyet beklerken işte kılık kıyafetlerinde, yaklaşımlarında ama bu noktalarda onların da hassasiyetlerine dikkat etmemiz aslında bizim beklentilerimizi daha da rahat karşılayabilecek duruma getirebilir. Ebeveynin annesiyle paylaştığı bir sırrını onun izni olmadan, sır olmasına gerek yok, herhangi bir bilgiyi onun izni olmadan başka biriyle, arkadaşıyla muhabbet haline getirmek, söylemek. Ya da işte fütursuzca eşyalarını karıştırmak, günlüğünü karıştırmak. Hani bu arayışlara girmek onun mahremiyet algısına, gizlilik algısına zarar verecek bir yaklaşım olur. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Diğer yandan maalesef artık sosyal medyanın hayatımıza girmesi bu mahremiyet algımızı fazlasıyla yıpratmaya başladı. Özellikle kontrolsüz bir şekilde çok küçük yaşlardan itibaren telefonların temini ve kontrolsüz bir şekilde ellerinde bulundurmaları bu süreci birazcık daha zorlamaya başladı. Çünkü her gün gördüğü resimler, olaylar artık birçok duygunun, birçok değerin aşınmasına vesile oldu. Ve artık bir maalesef ahlaki yıpratmak vesilesiyle ve bir sektör haline gelmiş, üzerinden ciddi paraların döndüğü bir porno sektörü var. Ve gençlerin ilgilerini çektiği her alana çok rahatlıkla girebilip, resimler, videolar paylaşıp onların bunları yani istemsizce görmelerine vesile olacak bir sektörden bahsediyorum. Evet hani özel hayatında bir takım şeylere hani işte kıyafetlerinin karıştırılması, çantasının karıştırılması, günlüğünün okunması bunlar evet bu noktalarda kesinlikle dikkat edilmesi gerekir. Fakat telefon kullanımı ve sosyal medya kullanımında kesinlikle bunlardan ayrı tutmak gerektiğini düşünüyorum. Yani mutlaka bir evde güvenlik
şifresinin aile koruma kiti deniyor sanırım. Aile koruma kitinin olması, işte YouTube'da bir koruma kitinin olması, bunlar çok gerçekten artık elzem duruma gelmiş vaziyette. Telefonuyla odasından saatlerce vakit geçirmesi ya da telefonuyla uyuması, bunlar kesinlikle konuşulması ve bir kurala bağlanması gereken durumlar. Çünkü dediğim gibi duygularıyla hareket ettikleri bir dönemdeler ve çok riskli bir süreçteler. Bu konuyu onlarla konuşmak, yani bu konuda bir okur yazar eğitimi almak, hem ebeveyn olarak hem gençlerin mutlaka hani kapılarını kilitlemeden, telefonlarına şifre koymadan, arada bir geçmiş görüntülerini ziyaret ederek mutlaka bu konuda uyanık olmak lazım. Dediğim gibi çok hızlı kayılabilir, bu bağımlılık haline gelebilen artık çok sık rastladığımız bir durum maalesef. Özellikle en çok yıprandığımız, mahremiyetimizi en derinden yaralayan kısma çok fazla dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Aileler özellikle bu konuda çok muzdarip. Pandemiyle birlikte şartlar da değişti. Online eğitimlerle birlikte tabii çocukların sosyal medya ekranla nasıl diyelim bağımlılığı veya işte irtibatı daha da artmış durumda. Söylediğiniz tavsiyeler kıymetli tavsiyeler. Bunları tabii uygulayarak. Tabii sizin bunları uygulamakla birlikte sonuç alamayan ebeveynler de olacaktır illaki. Bu noktada bir takım tabii sıkıntılar yaşanabilir. Bazen her sorunumuza kendimiz çözüm bulmaya çalışırız ama anne baba olarak her şeye de yetemeyebiliyoruz. Bu durumlarda ne zaman yardım almak lazım? Aslında hani söyledik ya, dönem özelliklerini bilmek gerekir. Ebeveynlerin hangi dönemde hangi davranışların normal olduğunu bilmesi gerekir. Ne zaman ki artık çok fazla ortamda gerilim yaşanmışsa, aslında çatışma konusunu konuşamadık. Belki hani bundan sonraki süreçte konuşuruz. Çatışma süreci çok fazla yaşanıyor ve artık can sıkıcı hale gelmişse, işte o konular neler, bunları fark etmek lazım. Sürekli bir öfke krizine giriliyorsa, odasından saatlerce çıkmayıp sürekli bir mutsuz, sürekli bir depresif hal söz konusuysa, sosyal ortamlardan kendini izole etmeye başlamışsa, bir takım bağımlılıklar geliştirmiş olabilir. Yani bu sosyal medya bağımlılığı olabilir, başka türlü bağımlılıklar olabilir. Yani hani artık evde bir gerilim, sürekli bir kaos ortamı hakimse, her detayı belki burada ifade etmek çok zor olacak ama ille de çok büyük bir problem var demek değil, ama canınızı sıkan konularda mutlaka bir uzman desteğine başvurmak lazım. Çünkü sizin gözden kaçırdığınız bir konu belki tedavisi gereken nörolojik bir problem olabilir. Son yıllarda şu çok karşılaşıyorum. Mesela diyor ki ebeveyn, çok tembel bir çocuk. Yani hiç, çok uyuşuk, hiç yerinden kalkmıyor. Aslında bu ve bireyin yürütücü işlevlerinde bir problem olabileceğini ifade ediyor. Ya da çocuk mesela, ya da bir ergen ders çalışmaya oturuyor. Sürekli oturuyor, kalkıyor, oturuyor, kalkıyor. Bir türlü bakmıyor dersine. Ya lavaboya gidiyor, ya annesine bir şey soruyor. Işıkları açık unutuyor, lavaboya gidiyor, sifonu çekmeyi unutuyor. Kıyafetlerini çıkarıyor, orada bırakıyor. Yani günlük rutin işlerine her gün ailesiyle çatışarak devam ettiriyorsa, evet, ergen çatışmayı sever. Genç zaten sırf bazen çatışmak için çatışır. Fakat her gün de çatışmak istemez. Çünkü bu çatışmaların birçoğu hakarettir. Birçoğu değersiz hissettirmedir. Bunu her gün 7-24 yaşamak istemez. Hani bu dediğim belirtiler varsa, ya da buna yakın, hani artık günlük rutininizi bozan, sizi geren durumlar varsa mutlaka danışmak lazım. Mesela biraz önce ifade ettiğim durumlar bir hiperaktivite ya da dikkat eksikliği problemi olabilir. Bu bir nörolojik problemdir. Yani aslında istese bile bir takım işlevleri yerine getiremiyordur. Bu sebeple haksızlık edilmemesi adına mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekir. Bu noktada tavsiye edebileceğiniz adresler var mıdır hocam izleyicilerimize? Hayır hocam, yani özellikle belli bir adres ifade etmiyoruz ama hastanelerde çocuk ve ergen psikiyatristlerine başvururlarsa tanık uyucusu var zaten. Yani Anladım. tanı kısmına ancak psikiyatristler koyabilir.
Evet. Peki. Çok önemli bilgilerdi bunlar. Teşekkür ediyoruz. Ben bir yandan yorumları açtım. Sorular gelirse onları da size yöneltelim. Sizi burada bulmuşken fırsatı değerlendirelim istiyorum. Evet hocam. Tabii verdiğiniz bilgiler çok önemliydi. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Gençlik döneminde tabii arkadaş bazen anne babanın önüne geçebiliyor. Hatta çoğunlukla geçiyor diyebiliriz. Bu pandemi sürecinde haliyle dedik ya sosyal medya ile ilişkili olarak çocuklar internet üzerinden arkadaş edinebiliyorlar. Bu konuda da bir tavsiyelerinizi almak isteriz. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bu artık hani o kadar sıradanlaştı ki aileler bile artık buna çok fazla tepki göstermemeye başladılar. Çünkü öğrenciler, hep öğrenci diyorum çünkü öğrencilerden alıyorum ben bu bilgileri. Gençler çok rahatlıkla annemle işte şurada tanıştığım arkadaşımla ilgili şu sohbeti yaptık diye anlatabiliyorlar. Çünkü biz de artık maalesef buraya uyumlanmaya başladık. Ebeveynin çocuğuyla ya da işte yetişkinle, gençle iletişime ne kadar sağlıklı olursa aslında attığı adımları da o kadar görme ihtimali olur. Yani dinlerken sürekli bir eleştiri halinde olursa, sürekli bir kızma halinde olursa yaptığı hataları da fark edemeyecek kadar uzakta kalır çocuğundan. Çünkü gerçekten arada bir bağ kurulduğunda ne yapıyorsa söylüyor. Yani bunu bir şekilde paylaşıyor ve orada müdahil olma fırsatı veriyor size. Belki hani zorla değil ama bir şekilde bir rehberlik edebiliyorsunuz. Fakat çok böyle hani keskin tavırlarla kaldığınızda, çok esnek olmadığımızda maalesef tamamen gizli kuytu yerlerde istedikleri her görüşmeleri yapabiliyorlar. Burada yaklaşımımız, şeffaflığımız, keskin noktalarımızı yumuşatmamız çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Hocam ben bir yandan akışa bakıyorum. Malumunuz hani dijital dünya dediğimiz bir dönem yaşıyoruz. Teknolojik ve bilimsel gelişimler gerçekten baş döndüren hızla ilerliyor. Bir yandan çocuklarımızın sosyal medya ile irtibatından şikayet ediyoruz ama öte taraftan bakıyorsunuz son model en donanımlı haliyle yeni çıkmış telefonlar gençlerimizin elinde değil mi maalesef? Hem şikayet ediyoruz burada bir tezat da var aslında ama şimdi Zeynep Hanım bir katılım soruyor. Çocuklarımıza kaç yaşında telefon almalıyız? Şeklinde bir soru var. Yani tabii ki bunun bir yaşının olduğunu düşünmüyorum. Şu yaş denebileceğini düşünmüyorum ama ihtiyaç olduğunda, yani ben kendi adıma böyle bir düstur belirliyorum. Eğer ihtiyaç varsa bu belli bir iradeyi artık sahip olan bir birey için konuşuyorum elbette ki. Bir ulaşım problemimiz varsa, hani bir merak etme durumumuz varsa mümkün olduğunca en uzak tarihe kadar uğraşmak lazım. Çünkü biliyoruz ki biz yetişkin olarak bile bir sunum hazırlarken, ders çalışırken yanımızda sürekli yanıp sönen, işte mesaj gelen bir ortamda odaklanmamız çok mümkün değil. Hele elimize aldığımızda işte bir Instagram'a girdiğimizde, bir haberlere girdiğimizde çıkmamız mümkün değil. Gençlerin, yani biz belki belli bir amaç için kullanıyoruz ama gençler bu kadar kontrollü olamayabiliyorlar. Elden geldiğince, yani lise dönemine kadar hele hele hiç olmaması gerektiğini düşünüyorum ama lise döneminden sonra da gencin tutarlılığına, işte durumuna, aklının başında olup olmamasına bağlı olarak kontrollü bir şekilde, kesinlikle kontrollü bir şekilde, yani yatarken odasına telefonuyla girmemesi, dediğim gibi işte bir takım güvenlik bağlarının mutlaka bulunması şartlarıyla ancak belki verilebilir. Evet, sosyal medya veya teknoloji bağımlılığı diyelim daha genel ifadeyle herhalde başlı başına bir seminer konusu. Kesinlikle. Çok uzun uzun konuşulacak bir konu gerçekten. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak gençlere, hani annelere ve gençlere neler tavsiye edersiniz? Onları sizden alalım. Yani en baştan beri söylediğim şey aslında tek bir şeydi. Sevmek, bağ kurmak ve ilgi göstermek. Bu üçgen içerisinde bir ilişki kurabiliyorsak aslında her şey çok daha yolunda gidebiliyor. Biz geçmişimizden artık çıkıp özellikle kendi içimizdeki iç seslerimizi regüle edip
kendimizle bir barışıp ondan sonra çevremizle çok daha sağlıklı, çok daha keyifli iletişimde bulunabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bizler silsile halinde, bir zincirin parçasıyız. Ebeveynlerimizden aldığımızı kendi çocuklarımıza yansıtıyoruz ve bizden aldıklarını da çocuklarımız kendi çocuklarına derken ciddi bir silsileye vesile oluyoruz. Bu noktada biz olumsuz bir bağdaysak, o zincirin parçasıysak, burada bir farkındalık geliştirmek, niyet etmek, burada bir düzeltmeye girişmek nesiller boyu belki iyileşmeye vesile olacak. Bence buradan başlarsak çok kazançlı çıkacağımızı düşünüyorum. Evet, ağzınıza sağlık. Yine bir katılımcımız oğlum üniversite öğrencisi, internet oyunu arkadaşlarıyla toplu oyunlar oynuyor. Yani üniversite öğrencisi olmasına rağmen ileri yaş belki ama engel olamıyoruz şeklinde bir soru gelmiş. Hocam gerçi ifadeniz içerisinde geçti ama bir cümleyle en azından cevap verebilirsek katılımcımıza. Şimdi artık üniversite öğrencisi için çok fazla yapılabilecek bir şey yok. Çünkü kontrolden artık çıkmış bir yaşta. Ha, aynı evde yaşanıyorsa şu an pandemi sürecinde ben yaşı kaç olursa olsun, yani 20 yaşın altında her iki olan her birey için biraz önce söylediğim tüm kontrollerin, tüm o bahsettiğim kuralların geçerli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani hani bu aile koruma kitinden tutun da yatarken telefonla bulunmaması noktasında. Bu konuları hani biraz önce söyledim ya, kurallar karşılıklı alınmalı, onun fikri de sorulmalı, esneklik sağlanabilecek yerlerde elbette ki sağlanmalı ama hani kural koyucu ebeveyndir ve mutlaka bir yerde buluşulabilir. O telefon temin edilirken mutlaka bununla alakalı bir takım kurallar belirlenerek uygulanması sağlanmalı diye düşünüyorum. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hayatında gerekirse sözlerinde gençlere ayrı bir önem vermiş. Ve beni yaşlılar tekzip ederken gençler bana iman etti ifadesiyle de gençleri onore etmiş. Yine başka bir hadis-i şerifinde Allah Resulü 7 sınıf insanın Allah'ın arşının gölgesinde gölgeleneceğini, onlardan birisinin de ibadetle büyüyüp serpilen gençler olduğunu ifade ediyor. Bu bizim gençlerin hayatımızdaki ne kadar önemli yeri olduğuna da aynı zamanda ifade eden hadis-i şeriflerdi. Yüce Rabbim diyorum, imanla, irfanla, ahlakla, vatanına, milletine, dinine, diyanetine, devletine bağlı, geçmişten aldığı enerjiyi geleceğe aktarabilen gençler yetiştirmeyi cümlemize nasip eylesin diyorum. Hocam tekrar ağzınıza sağlık. Bugün konumuz gencin ailedeki konumuydu. Konuşmacımız psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı Türkan Ekmekçi hanımefendi oldu. Müftülüğümüz adına tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Yine İstanbul Müftülüğü Aile ve Din Rehberlik Bürosu adına bütün katılımcılarımıza hürmetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni programlarda tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Rabbim her birinizden razı olsun. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu günler dileğiyle. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler size.